Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün ne işiyoruz? Bugün diyoruz ki, aa üstümdeki neden mavi gözüküyor? Yani biz cisimleri acaba neden farklı renklerde görüyoruz? İçindeki boyanın biraz etkisi var ama biz nasıl algılıyoruz? Biraz buna bakalım. Bakalım Cisimlerin hocam. Cisimlerin renkli görünmesi diyoruz. Diyoruz ki biz temel anlamda güneşten bize gelen ışığın ne renk olduğundan bahsetmiştik geçtiğimiz dersimizi izleyenler. Beyaz. Peki bu beyaz ışığı böyle ışık prizmasında renk tayfını ayırmıştık ve demiştik ki temel olarak 6 tane renkten söz ediyoruz. Bunlar evet. mı hocam? Bunlar, bu renkler öyle bir bir araya geliyorlar ki 3 temel ana renk, 3 de ara renk olmak üzere hepsinin birleşimiyle beyazı oluşturuyorlar. Yani biz diyoruz ki temel olarak bizim gözümüzün aslında algılayabildiği üç temel rengimiz var. Kırmızı, Kırmızı mavi ve yeşil mavi, mi hocam? Yeşil. Böyle görüntüyle ilgili şeyler duyanlar RGB renk falan derler. RGB Deriz. nedir? Red, Green, Blue yani kırmızı, yeşil, mavi. Bunlar bizim üç temel rengimiz. Sonra onlar birbirleriyle birleştiklerinde ara renklerimizi yani bu diğer üç rengimizi oluşturuyorlar. Magenta ne oluyor. Aynen öyle. Magenta dediğimiz mor renk aslında kırmızı ve mavinin birleşimi. Sonra diyoruz ki siyan diye okuduğumuz turkuazla benzer. Hocam. O renk açık mavimsi yeşilimsi turkuaz diyoruz aslında biz bildiğimiz evet. yani macenta da mor dediğimiz gibi. Ne yapıyoruz siyan dediğimiz renkte mavi ve yeşilin birleşimi olduğunu görüyoruz. Yine iki ana rengimizi aldık. Diğer iki rengimizi alırsak da sarı ışığımızı elde ediyoruz. Kırmızı ve yeşili mi Aynen. hocam? Kırmızı ve yeşili alıyoruz. Bu sefer de sarı rengi elde etmiş oluyoruz. Şu gördüğümüz üç tanesi bizim ana renklerimiz. Işık için söylersek diğerleri de kırmızı mavi birleşti. Mor olur ya biz burada macenta diyoruz buna. Yine böyle ilginç bilimsel isimler ediniyoruz. Mavi yeşil Havalı birleştirdiğimizde hocam. turkuaz diyoruz da. işte biz buna siyan Diyoruz, Ortamlarda siyan diyoruz. diyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar arasında biz buna siyan diye isim takıyoruz. Kırmızı ile yeşili birleştirdiğimizde de sarı ışık rengini elde ettiğimizi görüyoruz. Burada bir amanın dikkat uyarısı girmek istiyorum gençler. Burada bir püf noktam var. Biz ışık renklerinden bahsediyoruz. Sakın ola boya renklerini karıştırmayın. Eğer resim yapıyorsan ve boyaları karıştırıyorsam orada ana renkler kavramı farklıdır. Birbirine karıştırdığımızda bambaşka bir şey olur. Hatta biz bu altı rengi birbiriyle birleştirirsek beyaz ışık elde ediyoruz dedik. Bütün boyaları birbirine katarsak böyle kahverengi, siyah gibi bulamaç bir renk oluşur. O yüzden lütfen bunun ışık rengi olduğunu boyalarla ilgili renk kavramıyla farklı olduğunu lütfen iyice aklımıza yerleştirelim. Bizim temel ve ara renklerimiz bunlar. Farklı Sık. renklerde ışık geldiğinde de ne oluyor bizim? Cisimleri farklı olarak görmemizi sağlıyor bu arkadaşlar. Şimdi öğreneceğimiz kısımda. Şimdi diyorum ki biz ışık cisimlere geldiğinde farklı etkileşimler gösterebiliyordu. Bunu biliyorduk. Bazen yansıma gerçekleşiyordu. Yani çarpıp geri dönüyordu ışığımız. Bazen de emiliyordu, tutuluyordu yani soğuruluyordu. Biz burada beyaz ışığı beyaz yüzeye gönderdiğimizde beyaz yüzey zaten beyaz tüm renkleri kapsadığı için beyaz ışıktaki bütün renkleri tekrar yansıtıyor. Gözümüze ulaşan tüm renkler yine birleşiyor ve biz yüzeyine renk görüyoruz. Beyaz, beyaz görüyoruz. görüyoruz. Ya yüzeyimiz ışığı soğuran bir yüzeyse ne oluyor acaba? O zaman hocam işte bu sefer diyoruz ki siyah yüzey hmm, ışık yansımayacak hepsi soğurulacak tüm renkler soğurulduğu için de gözüme hiç ışık ulaşmadığı için ben cismimi yüzeyimi siyah göreceğim. Burada genelde ters köşe olabilir. Nasıl Siyah olacak? ışık yansıdı diye bir şey görebilirim soruda. Yemeyeceğim. Siyah ışık diye bir şey yok. yok. Siyah demek karanlık demek. Yani artık hiçbir şey görmüyorum demek. Bu durumda siyah görüyorum. Yani hiç ışık gözüme ulaşmadı bilgisini aklıma güzelce yerleştiriyorum Süper. demek güzel peki farklı renk cisimler beyaz ışıkla karşılaşırsa ya da beyaz cisimler farklı renk ışıkla aydınlatılırsa ne olur kırmızı ışığı beyaz yüzeye gönderdim beyaz yüzey tüm renkleri tanıdığı için kendisine gelen kırmızıyı da tanıyorduk iyi ben iyiyim böyle ben de beyaz zaten hepsini kapsayan bir renk kırmızıyı sana geri göndereyim o yüzden kırmızı ışık beyaz yüzeye geldiğinde yansıma gerçekleşiyor ve gözüme ulaşan renk yine kırmızı oluyor ben beyaz yüzeyi kırmızı ışık yansıdığı için kırmızıymış gibi görüyorum. Kırmızı ışıkla aydınlatılan beyaz yüzey kırmızı görülüyor. Burada başka bir renk ışık gönderseydim beyaz yüzey yüzeyi yine o renk görecektim. Kırmızı özel değil. Ya da yüzey mavi. Peki Mavi tanıyor. Diğer renkleri beyaz ışığın içindeki tüm renkleri diyor ki aa ben de siz yoksunuz. Ha, Gelin direkt bakayım mavi ben mi sizi sorayım. Hepsini emiyor. E bende mavi var istemiyorum diyor. Onu geri gönderiyor. Yani yansıtıyor. Böylece ben yüzeyime gelen beyaz ışıkta Yüzeyin mavi olduğu için sadece mavi yansıttığından dolayı mavi renk algılıyorum. Yani Hı. mavi ışık gözüme geldiği için mavi görüyorum. Peki hocam yani o zaman şey diyebiliriz. Mavi yüzeye ne renk verirsek verelim mavi görür. Ne renk verirsek verelim mi? Tanıyıp tanımadığına bakacağım. Mavi yüzey beyaz ışıktaki tüm renklere bakıyor. İçinde kırmızı var. Kırmızıyı tanımıyor. Soğuruyor. Turuncu, sarı, yeşil hepsini soğuruyor. Ne yapıyor? Sadece kendisinde olan maviyi bize yansıtıyor. O yüzden de bana yansıyan yani gözüme doğru ulaşan renk mavi olduğu için ben yüzeyimi mavi görüyorum. Çok güzel. Başka bir renk yüzeye başka bir renk ışık yansıtırsam ne olur? Mavi için geçerli değil bu durum demiştik fark edersen. Bak kırmızı yüzeye beyaz ışık gönderdim. Bu sefer kırmızı, kırmızı, kırmızı kırmızıyı tanıdığı için diğer tüm renkleri soğurdu. Ne yaptı? Kırmızıyı gözüme gönderdi. Yansıyan renkte gördüm yüzeyi ve kırmızı gördüm. Gördüm. Yeşil bir yüzeyim varsa beyaz ışık geldi. Yeşil yüzeyim yani üçüncü ana rengim olan yeşil yüzeyim ne yaptı? Yeşil ışığı yansıttı. Gözüme yeşil ışık ulaştığı için ben yüzeyimi yeşil, yeşil gördüm. gördüm. Daha da karıştıralım işleri. Nasıl yapacağız hocam? Hemen karıştıralım. Hemen karıştıralım. Şimdi işleri karıştırdık. Dedim ki eğer benim yüzeyim mavi ise ama gelen ışığım yeşilse ne oldu? Mavi yeşili tanır mı? Ana rengim <laughs> mavi mavi yüzey ne yaptı? Yeşil ışığı aldı ve dedi ki bir dakika ben seni tanımıyorum. Alayım seni bünyeme katayım ve soğurayım. Bu durumda ne oldu? Işık soğuruldu. Yeşil ışık soğurulduğu için hiçbir renk yansımadı. O zaman ne oldu? Ben cismimi siyah olarak gördüm. Gözüme bir ışık ulaşmadığı için. Ya da kırmızı bir yüzeyim var, mavi ışığı gönderdim. Üç ana rengimden ikisi kırmızı yüzeye mavi ışık geldiğinde ne oldu? Kırmızıdaki ki. Bir dakika, ben de senden yok. Bu durumda ben seni soğurayım, hapsedeyim. Yok. Yansıtmadığım için gözüme hiç ışık ulaşmadığı için ben yine cismimi Kırmızı değil siyahmış gibi gördüm. İşleri iyice karıştırdık. Geldik yeşil bir yüzeyimiz var. Ona kırmızı ışığı gönderdik. Kör mü olacağız hocam. Göremeyecek. Yine mis? göremiyorum. Aa neredesin falan. Çocuklara yaparlar ya. C e yokum ben falan diye. Böyle oluyor işte. Yeşil yüzey kırmızı ışığı soğurduğu için bir renk yansımıyor. E bu durumda da ben gözüme hiçbir ışık gelmediği için cismimi sanki siyahmış gibi gözlemlemiş oluyorum. S S ne kadar zor değil mi? Enteresanmış hocam. Gözüme hangi renk ışık geliyorsa yansıyıp o renk görüyorum. Bu kadar. Geldik güneş enerjisinin bize etkilerine. Diyorum ki güneş, hmm, benim yaşam kaynağım. Dünyaya güneş ışığı ulaştığında bizim hayatımız nasıl etkileniyor? Yanıyoruz biliyor? hocam. Ne yapıyoruz? Çok güzel cızır cızır kızarıyoruz. mu? Sadece o muydu? Güneş ışığı yaşamımızın kaynağıydı. Güneş ışığı dünyaya ulaştığında öncelikle bitkiler, yeşil bitkiler ve bazı özel canlılar fotosentez yapıyorlardı. Seneye daha da detaylı öğreneceğiz. Bunu ek bilgi cepte olsun. Ne oluyordu? Yaşam sürmeye devam ediyordu. Çünkü ısı ve ışık kaynağımız olan güneşten gelen enerji dünyadaki tüm canlılığın aslında kaynağıydı. Güneş ışığını biz eski yıllardan beri basit de olsa kullanıyormuşuz. Sebze meyve kuruturken, et kuruturken ne yapıyoruz? Güneşin altına seriyoruz. Yazdan kışa hazırlık yapıyoruz. İçindeki suyu kaybeden sebzeler, meyveler ne oluyor? Çok uzun süre dayanabiliyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışsınız ya. Güneş gidiyor güneş. Şimdi dedik ki güneşe serdiğimiz sebzeler meyveler kurudular ve ne oldular? Uzun ömürlü oldular. Bu biraz eski tip bir teknoloji galiba ama hala günümüzde kullanıyoruz. Bir de şey yapıyoruz. Parlak bir yüzeyi alıyoruz. Ortasına bir tane ısıtmak istediğimiz cismi yerleştiriyoruz. Bunun gibi mi hocam? Bu arkadaşa da güneş ocağı ya da güneş fırını diyoruz. Hocam ilk defa gördüm. Evet, çok ilginç bir şey değil mi? Böyle daha sonraki konumuzda öğreneceğimiz ayna sistemimiz var. Gelen güneş ışığı ne yapıyor? Bir noktada toplanıyor. O ışık toplandıkça da ortadaki odaklandığı nokta dikçe fazlasıyla ısınmaya başlıyor. Hocam, Çünkü, mesela böyle yumurta pişirebilir miyim? Tabii ki pişirsin. Çay yap, çorba yap, yumurta pişir. Kamptaysan bunu kullan. Hatta dünya üzerinde bazı ülkelerde falan, yanılmıyorsam Norveç'teydi e, böyle devasa boyutlarda bir güneş fırını yapmışlar. Bir bina boyutunda falan, inanılmaz büyük bir enerji elde etmişler kocaman bir inşaat haline getirmişler bu sistemi. Çok güzel hocam. Güneş fırını da hala günümüzde de kullanılabilen biraz düşük teknoloji gibi gözüken ama güneş enerjisinin bize sağladığı faydaları gösteren bir sistem. Biraz <laughs> daha günümüze gelelim. Ve diyelim ki buyurun size teknoloji doya doya kullanın. Şuradaki güneş panellerini görüyorum. Bir güneş tarlası oluşturuyorum. Ülkemizde de bol güneş alan, düzlük olan bol ışık alan bölgelerde bu tür çalışmalar sık sık yapılıyor. Hocam Konya'da var. Konya'da kara var. Antalya'da var mı? Var. Hatta belki Karadeniz çok yağış aldığı için biraz daha nemli bulutlu da olduğu için yok ama Trakya bölgesinde İç Anadolu'nun birçok yerinde artık bu sistem kuruluyor. Bir de bunlar da böyle hani müthiş güneşli de olması gerekmiyor. Kesinlikle. Biraz aydınlık olması evet, yeterli, yeterli aslında. Evet yeterli. E, Güneş panelleri çatılara da konabiliyor. Hatta bazı yerlerde gökdelenlerin dış cephelerini kaplıyorlar ve o binanın tüm elektrik ihtiyacını da karşılıyorlar. Evet. Yaygınlaşıyor. Bir yandan da ne diyoruz? Yenilenebilir temiz enerji kaynağı olduğu için dünyaya da bir katkısı oluyor çevre de korumuş oluyoruz. Kesinlikle. Biraz daha küçük boyutunu ben desem ki gel kampa gidelim. Telefonumuzu ya da bilgisayarımızı şarj edelim. Yapamaz mıyız? Artık yapabiliyoruz. Bunun mobil halleri çıkmış. Ne kadar güzel pratik bir yöntem. Hocam bir bunu da hiç kullanmadım. Için. Bu artık o kadar yaygın ki hani eskiden sadece hesap makinelerinde bir panel var derdik. Şimdi çok kolay telefon, bilgisayar şarj edebiliyoruz. Hatta bunun yine ısıtıcı olarak fırına dönüştürülmüş versiyonu yapılıyor bildiğim kadarıyla. Dedim ki etrafıma bakınayım. Aa güneş panelli trafik işaretleri görüyorum. Yollarda belki görmüşsünüzdür gençler. Denk geldim bizim orada da var falan diye yorumlara yazabilirsiniz. Işıklandırma yapabiliyorum. Bahçeme süs olarak da ben bunları güneş panelli aydınlatmaları koyabiliyorum yol işaretlemesi yaparken çok daha dikkat çeksin diye daha aydınlık hale getirmek için de bunları kullanabiliyorum. Ne güzel teknoloji. Bu teknolojiyi biraz daha abartırsak ve Acaba bir arabayı kaplarsak ne olur? Artık ülkemizde de üniversiteler bunu geliştiriyorlar. Birçok firma dünya üzerinde de birçok yer bunu yapıyor. Bir aracı bile artık çalıştıracak elektriği üretebiliyoruz güneş panelleriyle. Eskiden bu arabalar daha böyle dümdüz, eceşik bir düşük, içine pek insan sığmayacak haldeydi ama teknoloji geliştikçe, ilerledikçe belki de hani elektrikli araba falan diyoruz. Çok yaygınlaşacak belki sizin artık yetişkinliğinizde biz yetişemeyiz ama güneş böyle araçlar kullanabileceksiniz gençler. Güneş paneliyle çalışan araba. Ya da daha da uzağa gittim ve dedim ki aa uzayda uydu var. Yahu uzaya ben bir şey gönderdim. Enerji lazım. Çok enerji lazım. Pil takayım, akü takayım, benzin koyayım diyemem. Ne yapıyorum? Uyduyu gönderiyorum. Zaten bol miktarda ışık alıyor. Güneşten gelen ışık bu uydumun içinde olan tüm sistemlerin çalışmasına yardımcı oluyor. Çok uzaklara da ben bu uyduyu göndersem ışık aldığı sürece çalışmaya ve bize veri göndermeye devam ediyor. Ne kadar da güzel bir teknoloji yaşasın güneş. Kesinlikle. Peki acaba? Hocam. güzel. Peki bu ne? Dönüyor. Fıtı 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 dönen bir şey var. Helikopter. Bu arkadaşın adı radyometre. Bu arkadaş güneş enerjisini emiyor. Bu gördüğümüz yapraklarının bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah. Siyah tarafı daha çok ışığı soğurduğu emdiği için ne yapıyor? Ufaktan bir hareketlenme oluyor. Ha, bir Ve diyor ki ışık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren bir sistemim olsun. Ne işe yarıyor hocam? Ne işe yarıyor? Ne kadar güneş ışığı aldığını, ışığın şiddetini ölçmeye yarıyor. He. Ne kadar çok enerji alırsa o kadar hızlı dönüyor. Ve aynı zamanda bir enerji dönüşünü sağlıyor. Yani ışık enerjisini alıp hareket enerjisine dönüştürmüş oluyor. Enerji çok. dönüşümünü de sağlıyor. Ne güzel şey. Şimdi konuyu biraz anladım da biraz kullansam mı şu bilgilerimi? Ne dersin? Olur hocam soru Hadi mu gel, çözüyoruz? Kullanalım. Hadi bir soru çözelim. Sorum karşımda. Bana diyor ki kitabın beyaz renkli ama aydınlatılmasıyla ilgili bilgilerim var. Hmm. Beyaz renkli bir kitabım var. Tamam. Hemen şöyle düşündüm ve dedim ki kitabım beyaz. Beyaz tüm renkleri tanıyordu aklıma yerleştirdim. Mavi ışıkla aydınlatırsam ne olacaktır? Mavi. mavi renkte görülecektir. Çünkü mavi ışık beyazdan yansıyacaktır. Gözüme mavi ulaştığı için mavi göreceğim. O zaman bu cümlem doğru. Güzel. Yeşil ışıkla aydınlatırsam yeşil ışık gönderirsem yine ne yeşil olduk? görürüm hocam. Yeşil yansıdı, yeşil görürüm. O zaman ne oldu? İkinci cümlem de doğru oldu. Güzel. Peki Emre ne demiş acaba? Kırmızı ışıkla aydınlatırsam kırmızı ışığı gönderdim. Sarı görülür. Yanlış hocam. Ne alaka diyorum? Biraz saçma oldu. Galiba cevabımız kan ve can. Yani cevabımız B seçeneği oldu. Bana diyor ki burada farklı farklı cisimler var, farklı renkteler ve gönderdiğim ışıklar da farklı renkte. Beyaz ışık altında kırmızı elmaya baktığımda kırmızı. Yeşil ışık altında yeşil bezelyeye baktığımda yeşil, kırmızı ışık altında mavi topa baktığımda siyah görüyormuşum. Bana temel bilgimi verdi. Güzel. Ne diyordum? Hangi renk gözüme yansıyıp gelirse cismi o renk göreceğim. Bu deneyden elde ettiğim çıkarımlara bakıyorum ve inceliyorum. Beyaz ışık altında kırmızı elma, kırmızı rengi yansıtır. Doğru. Doğrudur. Cepte. Yeşil ışık altında yeşil bezelye, yeşil ışığı yansıtır. Yeşil bu da doğru. Göre, bu da doğru. Kırmızı ışık altında mavi top, kırmızı ışığı soğurur. Yanlış. Hiçbir şey yansıtmaz. Neden? Doğru. Ha mavi top Kırmızı ışığı ne yapar ben seni tanımıyorum Sormaz gel mı? ben seni alayım der. Hiçbir renk gözüme ulaşmadığı için gözüme bakayım gözüme ulaşmadığı için ben ne renk görürüm bu arkadaşı siyah da. görmem siyah daha doğrusu. olurum yani karanlık görürüm o zaman ne oldu ışığı soğurduğu için hepsini hapsettiği için derim bu cümlemde doğru olur cevabım da D seçeneği olacak. 1 2 ve 3 olur hocam süper. süper. Şimdi oley forma giyiyoruz. Bize diyor ki 2020 Avrupa Şampiyonasına katılıyoruz nefesleri Amililerimiz... tuttuk. Formaya bakıyoruz. Evet güzel de ben normal ışıkta beyaz ışıkta bakmıyorum bu formaya. İşler biraz karıştı. Ne oldu? Farklı renkte ışıklar gönderdim. Eğer kırmızı ışık altında bakarsam formumu basitleştirdim. Dedim ki şöyle aldım çizgilerini ve kırmızı ışığı gönderdim. Kırmızı renge kırmızı ışık geldiğinde Kırmızı ne yansır. Kırmızı yansır. O zaman buraya kırmızı gördüm. Beyaz bölgeye kırmızı ışık gelirse. Kırmızı yansır. Beyaz bölge yine kırmızıyı yansıtır, kırmızı görürüm. Yine kırmızı gö bölgeden bahsediyorsam, yine kırmızı. yine kırmızı geldi, yine kırmızı yansıdı. O zaman formam ne oldu? Kırmızı. Kıp kırmızı oldu. Seçeneklerime bakıyorum, diyorum ki, A olabilir. B olmaz. Olmadı. C de olabilir. Olur. D o asla olmaz. asla olmadı, gitti. O zaman cevabım ya A ya C'dir. Artık evet. yarı yarıya sallama şansım var. Atın gençler. O zaman sıkıyoruz hocam. Konu burada bitmiştir. E seçeneği diyorum ve geçiyorum. Peki aynı şeyi mavi ışık için düşünsem? Yine ben basitleştirdim. Formumu şöyle aldım. Kırmızı, beyaz, kırmızı dedim. Şimdi mavi ışığı gönderiyorum. Mavi kırmızıdan Soğurur. soğuruldu. Hiç ışık yansımadı. Yani siyah gördüm. Evet hocam. Mavi beyaza geldiğinde mavi olarak mavi yansıtılır. gider Süper. Yine kırmızıya geldiğinde Soğuldu. soğuruldu ve hiç ışık gelmedi. Yine siyah gözlemledim. O zaman siyah, mavi, siyah dediğimde Hop hangi seçeneğe geldim? Adana. Adana'ya geldim. İşimi garantiye almak için yeşil de kontrol ediyorum. Kırmızı formama yeşil ışık gönderdiğimde soğuruldu. Soğuruldu siyah gördüm. Beyaz bölgeye yeşil ışık gönderdiğimde yeşil gördüm. O zaman kesinlikle yeşil ışığı da kontrol ettim ve cevabın A olduğunu söylemiş Bu arada Oldum. D şıkkı yani hiçbir şey görmüyor. İçimiz kararmış D şıkkında şöyle bakarsak. Hiçbir şey yok. Hepsini, Hepsini siyah yok. görüyor. Hiçbir şey görmüyoruz. Neredeyiz? Evet arkadaşın bir sıkıntısı var demekmiş demek ki. Ya da ışıklar Süpa. tamamen kapalı. Konuyu anladığımızı düşünüyorum. Sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Yine hocam ışıklardan mı devam edeceğiz? Biraz bu sefer işi karıştıralım. Biraz aynalardan bahsedelim. Aynı ayna söyle bize falan Olur diye hocam. devam edelim. O zaman arkadaşlar kanala abone olmayı Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.